Nasılsın? Nasıl geçti yolculuğun? Gayet iyi. Rötar yapmadı uçak. Tam zamanında kalktı. Ucu ucuna yetişeceğiz ama check-in'leri yaptırdım. Boarding kartları da bastırdım. Can. Artık bagajı vermeden direkt geçeriz. Can. Ne? Ben bu gece gelmiyorum seninle. Neden? Bu akşam burada özel bir görüşmem var. Yarın geleceğim. Daha önce söyleseydin ya, bir gün ertelerdik gidişimizi. Ya herkesin bu akşam seninle birlikte gittiğimi düşünmesini istiyorum. Allah Allah. Bak şimdi, beraber havaalanına gideriz. Sonra beraber gireriz içeri. O gidince ben çıkarım. Neler oluyor Barış? Anlatmayacak mısın? Ya söyledim ya, görüşmem var. İyi de bu gizlilik niye? Lütfen Can. Sonra konuşuruz. İlk uçakla geleceğim zaten yarın. Lütfen. Peki. Teşekkür ederim. Biz de şimdi otelimizdeyiz. İyiyiz yani, rahatız. İyi, güzel. Seni şimdiden özledim. Annem geldi, bizde kalacak bu gece. Ha. Selam söyle kayınvalideme. İyi, söylerim. Sen ne zaman döneceksin? Niye sordum? Sordum işte. Bir planın mı var? Hayır, merak ettim sadece. O zaman her an dönebilirmişim gibi düşün. İyi, tamam. Ararım seni yine. Konuşuruz. Öpüyorum çok. Görüşürüz. Görüşürüz. Barış aradı, Katar'dan selam söyledi. Sen de ye birkaç tane. Yemeyeceğim. Ye yavrum, onların yanında yiyemezsin. Rahat rahat yaz. Zaten yediğimizde boğazımıza dizilir. Vallahi aç kalırız bütün gece. Ay anne, bütün gece orada olmayacağız ki, eve dönünce yeriz. Şuna bak, tıktın ağzına. Abi dur bakayım. Ay Cemre. Hı, ne oldu? Nasıl delirmesinler bu kadınlar seni görünce ya? Nasıl çıldırmasınlar yavrum şu güzellik karşısında? Ama benim saçına bir el atmam lazım. Öf, istemiyorum, kalsın böyle işte. Aman be! Fikir de itiraz etme ya. İyi tamam, hadi sen doyur karnını da yaparız şimdi. Nasıl olsa daha vakit var. Bugün Kuzey'in doğum günü. Aramadın inşallah. Aramadım anne, aramayacağım. Aferin, en doğrusu. İkimiz için de durumu zorlaştırmaktan başka bir şey olmaz yani. Hadi yukarı çıkalım da saçını bir düzeltin. Merhaba, Barış Akman ben. Steve Newcam'le buluşacaktım. Buyurun efendim. Teşekkürler. Barış Bey, hoş geldiniz. Merhaba, ben SNCG'nin Türkiye danışmanı Melda Yalgın. Memnun oldum. Steve'den önce ilk görüşmeyi biz yapacağız. Öyle mi? Size haber verecekler diye biliyordum. Yok, hayır. Haber vermediler. Ben Steve Newcam'le görüşeceğimi düşünüyordum. Hayal kırıklığına uğradınız haklı olarak. Ama ön görüşmeyi benimle yapmanız sizin için çok daha hayırlı olacak. Çünkü daha net ve daha açık olacağım. Üstelik... Onunla görüşmek için bir sürü planımı, programımı değiştirdim ben. Bilseydim... Ben de sizin için Londra'dan buraya geldim. Bir kaybınız yok, emin olun. Peki. Konunun hassasiyeti açısından böyle bir buluşma olmasını istedim. Etrafımızda kimse dolaşmayacak bu akşam.
Hemen konuya girelim isterseniz. Şirketleriniz zor bir durumda. Daha da kötüsü, yönetim kurulu üyeleriniz şirketin gerçek durumunu bilmiyor. Çok kısa bir sürede düzeleceğini düşünüyoruz çünkü. Kolay kolay düzelecek gibi değil. Sıfır noktasına doğru hızlı ilerliyorsunuz. Bu çok sert ve hızlı bir giriş oldu. Gerçekler bunlar ne yazık ki. Şu anda bizim yardımımıza ihtiyacınız var. Biz de zaten buna talibiz. Eğer anlaşabilirsek. Anlaşabileceğimizden eminim. Umarım. Çünkü bugüne kadar çok fazla zaman kaybetmişsiniz. Kolunuza bir şey sürmüş galiba. Hay Allah. Pardon. Bana verilen bilgilere göre şirketlerinizin mali durumu... Pardon, siz devam edin lütfen. Ben dinliyorum sizi, kulağım sizde. Kısa ve acısız. Tahminimden daha verimli bir toplantı oldu. İyi ki önce sizinle görüşmüşüz. Ortak noktada buluştuğumuz için ben de memnunum. Steve Bey'le ne zaman görüşeceğiz? Asistanları sizinle iletişime geçecektir. Gerçekten çok hızlısınız. Zaman kaybına tahammülümüz yok, söyledim size. Bir haftadan az vaktimiz var. Geçen her saatin kontrolü bizde olmalı. Sözlerinizi yerine getirirseniz buna bir itirazım yok. Şüpheniz olmasın. Her şey planlandığı gibi ilerleyecek. Hisse başına size 2,5 lira ödeyeceğiz. Nakit parayı elinize vereceğiz. Hisseler 4,30'dan halka arz edildiğinde... Daha en baştan kâr etmiş olacaksınız. Kısa bir süre sonra da istediğiniz fiyattan elinizden çıkaracaksınız. Dersimi iyi dinledim. Ödemelerle ilgili teklif zaten şu anda Ebru Hanım'ın masasında. Anlattıklarımı harfiyen uygularsanız planda bir aksaklık olmayacak. Kendimi tamamen teslim etmiş durumdayım. İnanın bana. Bu işten iki taraf da kârlı çıkacak. Sonunda hisselerimizin çoğunluğu bizim elimizde olacak. Anlaşma diye buna derim. Gerçekten sizinle çalışmak çok keyifli. Görevimi yaptım. Tarzınızdan etkilendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.